Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar. Ben Hülya Polat. Suriye'de ateşkes ihlalleri, Savunma Bakanı Ash Carter'dan yeni açıklamalar, Amerika'da ön seçim heyecanı, İran'da reformcuları öne çıkaran seçimler. Bu akşam üzerinde duracağımız konular. Suriye'de Amerika ve Rusya'nın hazırladığı ve cumartesi yürürlüğe giren ateşkes sık sık ihlal edilse de devam ediyor. Ateşkes ihlalleri hangi taraftan geliyor? Anlaşmaya uymayanlar kimler? Şam'dan Hediye Levent'e bağlanacağız şimdi. Hediye, sence ateşkes devam edecek mi? İlk haftasında ihlallerle karşılaşıyoruz ama ikinci hafta nasıl gider sence? Oradaki durum nedir, anlatır mısın? Evet, ateşkes cuma gece yarısı itibariyle hayata geçti ve neredeyse ateşkesin başladığı saatlerden birkaç saat sonra karşılıklı ihlal iddiaları gelmeye başladı. Ve bu iddialar sadece Suriye'de sahada savaşan taraflardan dile getirilmiyor. Aynı zamanda ülkedeki savaşa taraf olan ülkeler de birbirlerini suçlamaya devam ediyorlar. Bu şartlar altında şu an itibariyle ülkenin çeşitli yerlerinde ateşkes uygulaması devam ediyor. Ancak aynı zamanda ihlallerin de devam ettiği söylenebilir. Diğer taraftan her ne kadar ihlal iddiaları dile getirilse de, siyasi düzeyde aynı zamanda karşılıklı suçlamalar dile getirilse de ülkedeki savaşın 5. yılına ulaştığı ve genel olarak halkın da çatışan taraflarında nispeten yorgun olduğu söylenebilir. Bu nedenle IŞİD, Nusra Cephesi gibi radikal örgütlerin haricinde diğer grupların ateşkese uyması bekleniyor. Ancak bir noktayı hemen dile getirmekte belki fayda var. Suriye için de şu anda sahada savaşan yüzlerce grup var. Bu nedenle bütün bu grupların tamamının eş zamanlı olarak ateşkese uyması konusunda ikna edilmesi de çok mümkün görünüyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hediye verdiğin bilgiler için. Cumartesi yürürlüğe giren ateşkes sonrasında Suriye'deki durumu Şam'dan Hediye Levent aktardı. Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter bugün bir konuşma yaptı ve Suriye'de ateşkese uyulduğu takdirde düşmanlıkların sona erdirilmesi yönünde çok büyük bir adım atılmış olacağını söyledi. Carter'ın konuşmasını Mehmet Toroğlu izledi. Mehmet, Savunma Bakanı'nın konuşmasında öne çıkan konular neler oldu? Carter ve Genelkurmay Başkanı Dunford'un Pentagon'da düzenlediği basın toplantısının ana gündemi IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlardı. Carter, örgüte karşı son dönemde Irak'ta Ramadi ve Suriye'de Şadadi'nin geri alınması gibi başarıları örnek vererek şu anda ivme bizden yana, IŞİD'den değil dedi. IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlara hız verilmesi bakımından 2017 bütçesi için 7,5 milyar dolarlık, yani geçen yıldan %50 daha fazla bütçe ayrılması talebinde bulunduklarını söyledi. Irak'ta geçen Aralık ayında Ramadi'nin örgütten geri alınmasından sonra şimdi gözler Musul'a çevrilmiş durumda. Carter ve Dunford Musul'u önce kuşatmaya, daha sonra da geri almaya yönelik bir operasyonun çok uzak olmayan bir zaman diliminde başlayabileceğinin sinyallerini verdi. Hatta Genelkurmay Başkanı Dunford Musul operasyonunun bir anlamda aslında başladığını bile belirtti. Musul operasyonunda görev alacak Iraklı güçleri eğitmeye başladıklarını, bunun yanında örgütün siber kapasitesi, iletişim ağlarını çökertmeye yönelik operasyonlar ve Musul içinde ve çevresindeki bir takım hedeflerin üzerine gidilmesi gibi adımlarla örgütün aynı Suriye'deki merkezi Rakka'da olduğu gibi Musul'da da izole etmeye çalıştıklarını söyledi. Musul operasyonunda tabii Amerika'nın rolünün ne olacağı tartışılıyor. Musul Ramadi'den ölçek bakımından daha büyük. Dolayısıyla hani Carter ve Dunford'la Musul operasyonu Ramadi'den daha büyük olacağını söylüyor. Dolayısıyla Amerika'nın yapısal anlamda bir desteğinde bir farklı olmasa da ölçek bakımından daha fazla Musul'da daha fazla destek vereceğini Iraklı yerel güçlere söylüyor Carter ve Dunford. Carter, Irak güçleri kuzeye doğru ilerledikçe Ramadi için belki gerekli olmayan ama Musul'da gerekli olabilecek bir takım ilave desteklerin sunulabileceğini belirtti. Örneğin Iraklı güçlerin sahadaki operasyonlarına daha fazla lojistik destek sağlanması, Iraklı güçlerin hareketini kolaylaştıracak geçiş köprülerin kurulmasına katkı sağlama gibi adımları
örnek verdi. Bunun yanında bir diğer önemli konu da basın toplantısında konuşulan Amerika IŞİD'e karşı operasyonlarda yeni bir silahı devreye sokuyor. Siber operasyonlar. Amerikan siber komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonlarda amaç örgütün telefon, bilgisayar gibi elektronik ağlarına sızarak haberleşme ve komuta kontrol kapasitesini önlemek. Örgüt militan toplama özellikle radikal gençleri radikalleştirme gibi faaliyetlerinde de internet ve sosyal medyayı çok etkin bir şekilde kullanılıyor. Amaç bunun da önüne geçmek. Carter siber operasyonlarını da tıpkı savaş alanındaki operasyonlara benzetti. Bomba attığımız gibi şimdi de siber bomba atıyoruz ifadesini kullandı. IŞİD'e yönelik siber operasyonlarda örgütün eski teknolojileri kullanmak zorunda bırakılabileceğini ve bunun da onları daha kolay takip etmelerini kolaylaştırabileceğini belirtti Bakan Carter. Yetkililer son haftalarda da devreye sokulan siber operasyonlarda örneğin Suriye'de Şadari'nin örgütten geri alınmasında çok işe yaradığını yaradığı bilgisini veriyorlar. Savunma Genelkurmay Başkanı Dunford'da benzer siber operasyonların şimdi Musul içinde kullanılabileceğini söyledi. IŞİD'i hem fiziksel hem de sanal ortamda izole etmeye çalıştıklarını, komuta kontrol, birbirleriyle haberleşme yetenekleri, yerel ve taktiksel operasyonlar yürütme yeteneklerini sınırlamaya çalıştıklarını söyledi Genelkurmay Başkanı Dunford. Hülya Polat. Evet, teşekkürler Mehmet Toroğlu. Amerikan yönetimi IŞİD'le mücadeleyi yoğunlaştıracağını sık sık tekrarlıyor son günlerde. Savunma Bakanı'nın açıklaması da bu yönde oldu. Gelelim İran'daki seçimlere. Batılı ülkelerle İran arasında yapılan nükleer anlaşmanın ardından gerçekleşen tarihi parlamento ve uzmanlar meclisi seçimlerinden ılımlılar güçlenerek çıktı. Reformcu grup ülkenin en yetkili dini liderini seçen uzmanlar meclisinde de çoğunluğu elde etti. Ayrıntılar Serhan Akyıldız'ın haberinde. İran'daki meclis seçimleri siyasi dengeleri değiştirdi. Ilımlılar ülkenin en yetkili ismi olan dini lideri seçen uzmanlar meclisinde çoğunluğu elde etti. Reform yanlısı kanadın önde gelen isimleri Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani, diğer 50 ılımlı adayla birlikte 88 üyesi bulunan uzmanlar meclisine girmeyi başardı. İçişleri Bakanlığı'na göre ılımlılar uzmanlar meclisinde sandalyelerin %59'unu aldı. Bu reform yanlısı ılımlılar için tarihi bir başarı anlamına geliyor. Bununla birlikte aralarında Ayetullah Ahmet Cannati'nin de bulunduğu bazı aşırı muhafazakarlar da uzmanlar meclisine yeniden girmeyi başardı. Cannati, demokratik reformların karşısında duran en etkili isimlerden biri olarak biliniyor. En büyük sürprizse Ayetullah Muhammed Yezidi'nin de aralarında bulunduğu bazı etkili aşırı muhafazakarların seçilememesi oldu. Aşırı muhafazakarların lideri olarak bilinen ve eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın da akıl hocası olarak nitelenen Muhammed Yezidi, Uzmanlar Meclisi Başkanı olarak görev yapıyordu. Ilımlılar daha önce Uzmanlar Meclisi'nde 20 sandalyeye sahipti. Uzmanlar Meclisi, dini lider Ayetullah Ali Hamene'nin yerine geçecek ismi belirleyecek kurum olarak biliniyor. Uzmanlar Meclisi, dini lideri görevden alma yetkisine de sahip. Ancak bu yetki bugüne kadar hiç kullanılmadı. Uzmanlar Meclisi üyeleri her 8 yılda bir seçiliyor. Cuma günü hem meclis hem de Uzmanlar Meclisi için yapılan seçimler, İran'la batılı ülkeler arasında varılan nükleer anlaşmanın ardından yapılan ilk seçimler olma özelliğini taşıyor. 290 sandalyeli mecliste tarafların hiçbiri çoğunluğu sağlayamadı. Muhafazakarlarla sertlik yanlıları birlikte çoğunluğu sağlasa da, reformcular son 10 yılda en büyük başarılarını elde etmiş durumda. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerika'da başkanlık seçim kampanyası bütün hızıyla devam ediyor. Demokrat ve Cumhuriyetçi Partili aday adayları yarın 12 eyalette yapılacak ön seçimlerde kıran kırana yarışacak. Süper Salı olarak bilinen ön seçim günü 2016 başkanlık yarışının çehresini değiştirebilir. Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, Güney Carolina eyaletindeki ön seçimden siyah seçmenlerin oyları sayesinde galip çıkmayı başardı. Yeteri kadar kalkınamayan toplumlara yeni yatırımlar yapmak için işbirliği içinde çalışırsak herkes için adaleti garanti altına alır, her vatandaşımıza hak ettiği değeri veririz. Bu da hepimize yarar sağlar. That will benefit all of us. Senator Bernie Sanders.
Rakibi Bernie Sanders da ünlü aktör Danny Glover'ın yardımıyla siyah seçmenleri cezbetmeye çalışıyor. Sanders, yarın Missouri ve Oklahoma eyaletlerinde yapılacak ön seçimlere odaklanmış durumda. Siyasi yapıya ve medyaya kafa tutmayı başardık. Her geçen gün hız kazanıyoruz. Aday adayları Süper Salı ön seçimlerinde çok sayıda delege elde etmek için yarışacak. Cumhuriyetçi Parti cephesinde yarışı önde götüren Donald Trump, Nevada'daki zaferini yarın da yinelemek istiyor. Evangelik Hristiyanları, gençleri, yaşlıları, iyi eğitimlileri, eğitimsizleri hepsini kazandık. Özellikle eğitimsizleri çok seviyorum. Senatör Marco Rubio, Trump'ın en yakın rakibi. Cumhuriyetçi partililerin çoğunluğu Donald Trump'ın partinin adayı olmasını istemiyor. Oyların 3-4 bölünmesi Donald Trump'a yarıyor. Ancak böyle devam etmeyecek. Rubio, ikincilik için Nevada yarışını 3. bitiren Texas senatörü Ted Cruz'la çekişiyor. Donald Trump'ı yenilgiye uğratan, Donald Trump'ı alt edebilecek olan tek kampanya bizimki. Donald Trump is this campaign. Süper Salı için yarışan diğer aday adayları Ohio valisi John Kasich ve emekli beyin cerrahı Ben Carson. Her iki isim de Trump'ın çok gerisinde gidiyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Sinema dünyasının en büyük ödülleri Oscar'lar dün gece sahiplerini buldu. Kazanan oyuncular, filmler açısından sürprizler oldu mu dersiniz? Dilge Timoçin, Oscar ödül töreni beklentileri karşıladı mı? Ne dersin? Oscar ödül töreni kazananları kadar verilen mesajlarıyla da çok ilgi çekti bu sene Hülya Polat. Hazırlayacaksınız. Adaylar açıklandığında aralarında hiç siyah isim olmaması bazı sanatçıların töreni boykot etmesine yol açmıştı. Oscar çok beyaz etiketleriyle sosyal medyada da epey tartışma konusu olmuştu. İşte dün gece törenin siyah sunucusu Chris Rock neredeyse tüm şovunu Hollywood'da ırkçılık üzerine kurdu. Bazı esprileri gerçekten soğuk duş etkisi yaptı Oscar ödülleri için. Beyaz insanların ödülleri dedi. Eğer sunucuları da aday gösteriyor olsalardı ben bu işi bile alamazdım dedi. Törende izci çocuklar kurabiye satarak izcilik için para topladılar. Amerika'da yaygın bir şey. Metrolarda, süpermarketlerin önünde çok karşılaşılır ama dün törendeki tüm izciler siyah çocuklardan seçilmişti. Sokaktaki siyah insanlarla da ırkçılık üzerine röportajlar yapıldı. Bu insanların çoğu aday filmleri görmeyenlerden seçilmişti. Elbette bu da bir mesajdı. Amerika'nın önemli gazetelerine de ödül alanlar değil ırkçılık tartışmaları manşete çıktı. Gazetelere en azından ana sayfa sayfalarına yansımadı ama gecenin sürprizi Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın sahneye çıkması oldu. Büyük alkış alan Biden, Beyaz Saray'ın okullarda cinsel tacize karşı yürüttüğü kampanyayla ilgili mesajlar verdi. Ödülleri de değinelim, birkaçına değinelim en azından. En iyi kadın oyuncu Room'daki performansıyla Brie Larson'ın olduğu en iyi erkek oyuncu ödülünü sonunda Leonardo DiCaprio aldı. İklim değişikliği ile ilgili mücadele mesajları verdi. Tüm insanlık bunun için çalışmalı. İklim değişikliğinden en çok etkilenen insanlar için konuşan liderlere destek vermeliyiz dedi. En iyi yönetmen ödülünü üst üste ikinci defa Alejandro Iñárritu aldı ama yönettiği film The Revenant zafer ulaşamadı. En iyi film ödülünü içinde hiçbir özel efekt, bilim kurgu teması ya da çatışmanın olmadığı bir film kazandı. Gazetecilik başarısı da deniyor buna. Spotlight filminin ismi. Film Katolik Kilisesi'nin sistematik çocuk tacizlerini haberleştirerek tüm dünyayı sarsan Boston Globe gazetesinin hikayesini anlatıyordu. Boston Globe filmde anlatılan haberle kamu hizmeti alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden birini Pulitzer'i kazanmıştı. Bu zaferle de ilk defa bir gazete Oscar ödülü aldı yorumları yapıldı. Manşetini de göstermek isterim. Oscar Spotlight'ta parladı yazıyor başlıkta. Fransa adına katılan ama Türkiye'de geçen Mustang filmi en iyi yabancı film kategorisinde adaylığın ötesine geçemedi. Ödülün sahibi Macaristan oldu. En iyi kısa belgesel ödülü de Pakistan'da töre cinayetlerini konu alan A Girl in the River, Nehirdeki Kızın oldu. Yönetmen Şermin Çinoy daha önce de kadına şiddeti konu alan bir belgeselle Oscar almıştı. Pakistan'da bu belgeseller sayesinde kamuoyu desteğinin de artmasıyla kadın haklarını koruyan yasa değişiklikleri gündemde diyelim ve sözü yeniden size bırakalım Hülya Polat. Teşekkürler Dilge Timoçin. Renkli bir gece yaşadı Hollywood. Ödül töreni daha günlerce konuşulur Amerika'da ve bir sonraki yıl içinde hazırlıklar hemen başlar.
Yayınımızın sonuna yaklaşırken bir hatırlatma yapalım. Amerika'nın Sesi web sayfasında çeşitli konulardaki bloglarımızı okuyabilir, yorumlarınızı ekranda gördüğünüz adrese yazabilirsiniz. Görüşlerinizi her zaman bekliyoruz. Amerika'nın Sesi'nin bu ve daha önceki programlarını web sayfamızda izlemeniz mümkün. Ayrıca bütün haberlerimiz, foto galerilerimiz ve videolarımızın da internette olduğunu hatırlatalım. Yayınımız burada sona eriyor. Yarın akşam yine birlikte olmak umuduyla Amerika'nın Sesi haber ekibi olarak hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.